Herkese merhaba. Mansion kitabının A1 seviyesinin birinci ünitesiyle başlıyoruz bugün. Ünitenin adı Hallo, ich bin Nicole. Gramer konusu Konjugation von Verben, yani fiil çekimi. Ve Fragen, yani Türkçedeki ne, nasıl gibi sorular. Kelimeler ise Länder, ülkeler, alfabet ve alfabeyi öğreneceksiniz bu ünitede. Başlamadan önce kısaca bir akışa bakalım. Bu sunumda sizi neler bekliyor sırasıyla? Öncelikle Konjugation von Verben, fiil çekimi. 3 tane fiil var bu ünitede. Kommen, gelmek. Heißen, adı olmak. Sein, olmak. Sonra W-Fragen gelecek. Az önce söylediğim gibi ne, nasıl gibi sorular. Daha sonra Übungen, alıştırmalar var. Küçük bir alıştırma var sizi bekleyen. Ülkeler, alfabe, sich begrüßen, verabschieden, selamlaşmak ve vedalaşmak. Hangi kalıplar kullanılıyor Almanca'da? Buna bakacağız. Ve wie geht's, nasılsın, nasılsınız demeyi öğreneceksiniz. Evet, Konjugation von Verben, fiil çekimi. Almanca'da düzenli ve düzensiz olmak üzere İki tür fiil var. Bizi bağlayan bu ünitede aslında düzenli fiillerdir. Ama maalesef sein fiilimiz de var, düzensiz olan. Şimdi öncelikle çekimlere bakalım. Kommen, gelmek demek. Şurada kom fiilin kökü oluyor. Şimdi siz bunu bütün şahıs zamirlerine yazıyorsunuz. Kom, kom, kom gidiyor burası. Bu arada burası ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Türkçe olarak bakarsak ben, sen, o. Ama Almanca'da o üçe ayrılıyor. Erkek, bayan, es dediğimizde artikeli das olan şeyler. Wir, biz, ihr, siz, sie, resmi olarak konuştuğunuz şahıslar. Sie, küçük si, onlar demek. Şimdi, işte her zaman fiilin sonuna e gelir. Fiilin kökünü yazıyorsunuz, kom, sonuna e ekliyorsunuz. İş, komme. Du da se, t geliyor. Du kommst. Er, sie, es. Her zaman t gelir. Er kommt. Wir kommen. N geliyor. Ihr kommt. T geliyor. Sie kommen. N geliyor. Aynı şekilde heißen fiili, adı olmak. Ich heiße. E geldi. Du heißt. Şimdi az önce size dedim ki du kommst. ST geliyor ama burada sadece T var. Evet, çünkü burada iki tane S var zaten. Üçüncü S'yi koymuyorlar. Er, sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen. Ve düzensiz bir fiil olan ama çok önemli bir fiilimiz olan sein. Tamamen düzensiz. Ezberlemeniz gerekiyor. Bir mantığı yok. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Şimdi bu fiili bırakırsak bir tarafa, ben size bundan sonra, işte arkadaşlar yeni bir fiil öğreniyorsunuz. Bu fiil düzenli dediğim an çekimler aslında bu kommen'de ya da heißen'de olduğu gibi olacaktır. Düzensiz fiiller ilerideki ünitelerin konusu. Oraya sonra geliriz. Az önce 3 tane fiil öğrendiniz. Fiil çekimi öğrendiniz. Şimdi bunları biz nerede kullanacağız? Ona bir bakalım. Kendinizi tanıtırken, adınızı söylerken nasıl söylüyorsunuz ve karşı tarafa nasıl soruyorsunuz? Bir de burada belirtmek istiyorum. Ben burada şimdi sadece iki tane şahıs zamiri ile uğraştım. Du yapacağız, sen ve sie, büyük sie yapacağız. O da resmi olarak
konuştuğumuz kişilerde. Mesela, ich heiße Deniz. Benim adım Deniz. Wie heißt du? Senin adın ne? Ya da resmi konuşuyorsam, wie heißen Sie? Şimdi burada görüyorsunuz, du ise fiile t getiriyoruz, Sie ise en getiriyoruz. Ayrıca başında da tabii ki ne diye bir şey sormamız gerekiyor ya da nasıl. Almanca'da adınız nasıl diye soruluyor. Wie heißt du? İkinci alternatif, heiße'yi kullanmazsanız sein fiilini kullanırsınız. O zaman ne dersiniz? Ich bin Nisa. Ben Nisa'yım. Ich olduğu için fiil çekimine dikkat, bin geliyor. Soru sorarken, wer bist du? Sen kimsin? Du olduğu için bist. Wer sind Sie? Siz kimsiniz? O zaman da sind geliyor. Her zaman buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özneniz ne ise ya da şahıs zamiriniz ne ise du bist. Sie sind. Bir fiilimiz daha vardı az önceki slide'da. Ich komme aus Istanbul. Ben İstanbul'dan geliyorum. Yani hani memleketim İstanbul anlamı da var. Ya da tatildeydim İstanbul'dan geliyorum anlamı da var. Dikkat edin yine burada. Ich dediğim için sonuna e geliyor. Peki karşı tarafa nasıl soracağız bunu? Woher kommst du? Woher nereden? Du dediğimiz için st var. Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun? Resmi protokol konuşuyorsak woher kommen Sie? Siz nereden geliyorsunuz? Şimdi 3 tane fiil öğrendiniz. Nasıl çekildiklerini öğrendiniz. Burada küçük bir alıştırma var. 8 tane. Pause yazıyor sağ köşede. Sizden ricam pause'ye basın. Bunları çözün, defterinize yazın. Bu arada bazılarında 2 tane alternatif de olabiliyor. Öznelere dikkat edin. Fiilleri ona göre çekin. Sonraki slide'da cevap anahtarı var çünkü. O yüzden şimdi bu videoyu durdurmanızı rica ediyorum. Ve işte cevap anahtarı buradan kontrol edebilirsiniz. İlk aşamada bu kadar Almancanın başında ne kadar ilerlemişsiniz bir görün. Gördüğünüz gibi size demiştim bazı yerlerde 2 alternatif var. Mesela ich bin Monika da oluyor. Ich heiße Monika da oluyor. Sonuçta ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Benim adım Monika, ben Monika'yım. Ya da Helga ist aus Berlin ya da Helga kommt aus Berlin aynı kapıya çıkıyor zaten. 8'e 8 yaptıysanız bravo. Şimdi geldik Länder, ülkeler. Tabii ki dünya üzerinde birçok ülke var. Hepsini buraya yazamayacağız. Ben kitaptakileri baz alarak bunu oluşturdum. Şimdi Almanya, Deutschland. Avusturya, Österreich. İspanya, Spanien. Fransa, Frankreich. Türkiye, Türkei. İsviçre, Schweiz. İran, İran. Amerika Birleşik Devletleri, USA. Şimdi ülkeleri öğrendik. Sorumuz şu. Woher kommst du? Az önce birkaç slide önce Ich komme aus Istanbul vardı. O zaman şehir söylüyordu. Peki ben ülke söylemek istiyorum. O zaman nasıl diyeceğim? Burada önemli olan sol taraftaki ülkeler ve sağ taraftaki ülkeler arasında küçük bir fark var. Daha ileride detaylı öğreneceksiniz ama şunu bilmeniz gerekiyor. Sağ taraftaki ülkelerin artikelleri var. Buraya yazmadım şu an onların ne olduğunu. Lütfen kalıp olarak ezberleyin. Sorumuz woher kommst du? Eğer ki bu 4
ülkeden birisinden geliyorsanız. Cevabınız aşağı bakalım turuncu yazıya. Ich komme aus Deutschland. Aus Österreich. Aus Spanien diyorsunuz. Ancak sağ taraftaki ülkelerden birinden geliyorsanız dikkatli olmanız gerekiyor. Ich komme aus der Türkei ya da Schweiz. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus den USA demeniz gerekiyor. Bunlar şimdilik dediğim gibi kalıp. Ve geldik alfabeye. Hemen nasıl kodluyoruz harfleri bakalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, Y, Z. Ayrıca Almanca'da Türkçedeki gibi Ü, Ö harfimiz var. Bunlar umlaut diye geçiyor. Bir de A'nın üstünde nokta olan bir harfimiz var. E diye okunuyor. Ve şöyle bir harfimiz var. Beta'ya benziyor. 2 S yerine geçiyor arkadaşlar. Bunun haricinde diftonglu dediğimiz sesler var. İki harf yan yana geliyor ve değişik okunuyor. Mesela E ve I yan yana gelince I diye okunur. Mein, zwei, heißen, Bleistift, Eis. E, U yan yana gelirse Oy diye okunur. Euro, Eule, Freund, Leute, Neun. A, U, Au diye okunur. Frau, Ausland, Au, Haus, Auto. Şimdi burada küçük bir diyalog var. Birisi diyor ki, Mein Name ist Helga Müller. Benim adım Helga Müller. Karşı taraf diyor ki, Wie bitte? Pardon. Buchstabieren Sie bitte. Lütfen kodlayın. Ich buchstabiere. Kodluyorum. H, E, L, G, A, M, U umlaut, L, L, E, R. Burada dikkat etmeniz gereken Ü demiyoruz. U umlaut. Ö olsaydı O umlaut. A'nın üstteki nokta olsaydı A umlaut demeniz gerekiyor. Ve geldik selamlaşmaya ve vedalaşırken neler söylüyoruz biz Almanca'da? Hallo. Bu daha çok samimi olduğunuz arkadaşlarınızla selamlaşırken söylersiniz. Guten Tag daha resmidir. İyi günler. Guten Morgen. Günaydın. Guten Abend, iyi akşamlar. Gute Nacht, iyi geceler. Arkadaşınızla çok samimi olduğunuz birisiyle vedalaşırken tschüss ama daha resmi konuştuğunuz birisi ise Auf Wiedersehen dersiniz. Ve geldik keyfiyat sormaya. Eğer ki resmi birisiyle konuşuyorsanız, offiziell yazdım buraya. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Merhaba, iyi günler. Nasılsınız? Danke, es geht mir gut. Und Ihnen? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Ya siz? İnoffiziell konuşuyorsanız birisiyle, yani arkadaşınız, samimi olduğunuz birisi. Hallo, wie geht es dir? Merhaba, nasılsın? Danke, es geht mir gut. Und dir? Teşekkür ederim, iyiyim. Ya sen? Dersiniz. Dikkat edin burada. İnoffiziell de dir, offiziell de Ihnen diyorsunuz. Geldik videonun sonuna. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu üniteyi tekrarlamak isterseniz kitabımızın, Mention kitabının online Kursbuch ve Arbeitsbuch alıştırmaları var internette. Oradan da bu konuları pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tschüssi.